faaliyetlerin devamından yanayım. Her kongrenin son derece faydası olduğuna inanıyorum. Özellikle geniş farklı disiplinlerden arkadaşların bulunmasında fayda var. Çünkü farklı görüş açıları vesaireleri sunuyorlar. Ama bunların neticede bir pratik bir faydaya dönüşmesi gerekir. Bunun da biz akademisyenler değiliz. Neticede bunu ayrı bir takım kuruluşların yapması gerekir. Hem Kırgız hem Özbek tarafından veya ama bir bütün olarak Türkistan coğrafyasını sadece Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi değil de Kaşgar'a kadar bir geniş bakış açısıyla yapılırsa bu çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Son 3 yılın bu konuda edindiği tecrübeyi, ortaya çıkan çıktıları ya da izlenimlerini bir raporlaştırıp Türkçe konuşan devletlere, bir devletlerin turizm bakanlıklarına, üniversitelerin üst kurulu varsa onlara, hatta üniversitelere bu raporu gönderebilir. Yani bu konuda biz ne yapıyoruz? Biz kimiz ve ne yapıyoruz? Bunun faydası ne oldu? Özbekistan'daki faydadan bahsettiler. Dolayısıyla böyle bir raporun bu kurumlara gönderilmesinin ilerleyen dönemlerde işbirliğinin zeminini hazırlayabileceğini düşünüyorum. Yani bir hak ve işler faaliyeti olur, düşünün. Hak ve işler sonuç getirmez, bilirsiniz, satış yapmaz ama satışa giden yola gül serer. Zemini iyileştirir. Dolayısıyla kongreye bakışın daha olumlu yönde gelişebileceğine hizmet eder böyle bir uygulama diye düşünüyorum. Türkiye'den bu bölgeye inanılmaz bir ilgi var. Yani gençler ilgi gösterme değil. Özellikle benim çevremde, hocam biz de o bölgeyi görmek istiyoruz diyen öğrenciden tutun, idari personel, akademik personel, pek çok kişi var. Dolayısıyla bu bölgeye ilgi büyük. Ben bu kongrenin devamını veriyorum ve önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Geçen seneki Özbekistan Kongresi'nin katkılarını şu anda görüyoruz. Konya'dan turlar başladı, Özbekistan'dan Konya'ya öğrenci gelişmişleri başladı. Yani bu anlamda da somut dönüşler de var. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan'ın kültürü ve turizm üssüdür. İnşallah buradan çalışmaları sürecek ve Türk dünyası, Türkistan açısından da bu üslerden önemli bir tanesi olacaktır. Yunus Emre'nin söylediği gibi biz bölüştükçe tok oluruz, bölündükçe yok oluruz. Bu felsefede inşallah kültürden turizme, Türk dünyasında insanlığa örnek olacak çok şeyler yapacağımıza inanıyorum. Buradaki amaç ne? Türk dünyasında ki biraz daha çok farklı etkinliklerle yakınlaşmalar, etkileşimlerin oluşması da amaçlardan bir tanesi olmalı. Bu çerçevede biz Türk dünyasındaki Türkiye, işte Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi birçok ülkeden de buraya katılımların sağlanması, duyurulması, motive edilmesi önemli olacak. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti değişik kurumlarıyla buraya destek oluyor. Kırgızistan Üniversitesi'yle ve değişik kurumlarıyla buraya maddi manevi destek oluyor. Bunun daha da yaygınlaştırılması lazım Türk dünyasında. Ben ümit ediyorum hem akademik camiamıza katkı sağlarken hem de Türk dünyasındaki birlikteliğin, iriliğin, diriliğin ve birlikteliğin oluşmasına ciddi katkıların olacağını bu kongrenin görüyorum ve ümit ediyorum. Bu şekilde somut çalışarak iyi sonuçlar alacağımızı, bu yolda devamlı hepimizin görev olduğunu, bu kongreyi bu anlamda çok anlamlı bulduğumu, bundan sonraki zamanlarda da yine destekleyeceğimizi, ev sahipliğimiz burada tamam ama kongreyi destekleme her zaman devam edeceğiz. Ve bir şey daha, biraz evvel Kurtuluş Bey de sordu, daha çok Türk dünyasından insanın ve özellikle de müteşebbisin buralara gelmesini sağlamamızın çok yararlı olacağını söylüyorum. Kırgızistan için de müteşebbislerimiz belki gelmiştir buraya, ben bilmiyorum ama turizm yüksek okulumuzun her davetine onlar koşarak gelir, onu biliyorum. Çünkü pek çok toplantılara ben de katılıyorum. Ne zaman bir faaliyet yapsalar, oteller, lokantalar, işletmeciler, turcular hepsi Manas Üniversitesi'ne geliyorlar. Dolayısıyla inşallah bundan sonra da bu yolda çalışmalara devam edelim. Evet, işin esası şudur.
Biz birlik içinde olmak ve geleceği birlikte inşa etmek durumundayız. Türk dünyasının iki yakası bir araya gelmiştir. Bize düşen şimdi bu yolda azimli ilerlemektir. Her tecrübe bizim için de kıymetlidir. Değerli hocam. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.